yaşanıyor, senden dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı resmi törenle karşılıyor. 4 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da temasları vardı. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanıyor Malezya Başbakanı. İlk olarak İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Malezya Başbakanı. Çünkü Malezya Havalimanları Holding'i tarafından işletiliyor. Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı. Dünyanın en yoğun tek pist ve tek terminalli limanı ve 41 milyon yolcu kapasitesine sahip. İstanbul'daki temaslarını tamamladıktan sonra Malezya Başbakanı dün de Ankara'da temaslarda bulundu. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ile TUSAŞ'ı ziyaret etti Malezya Başbakanı. Ziyaretlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti ve bu ziyaretlerinde yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini inceleme fırsatı buldum. Gazi Fişek Fabrikası'na gittim. Fişek üretim hattını gezdi Malezya Başbakanı ve Makine Kimya Endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yavuz Obüs'ü, hafif çekili Boran ve yakın hava savunma sistemini inceledi. Bu ziyaretleri kapsamında TUSAŞ'ta da incelemelerde bulundu İsmail Sabri Yakup. Yerli ve milli üretim Gökbey ve Atak helikopterleriyle Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı Anka'nın gösteri uçuşunu seyretti. Dün hem Makine Kimya Endüstrisi hem de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne yaptığı ziyaret kapsamında az sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında olacak Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ve böylece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreni de başlamış olacak. Peki karşılama töreninden sonra program nasıl ilerleyecek? İki lider önce baş başa görüşecekler ve bu görüşmenin ardından da heyetler arası görüşmeye başkanlık edecekler. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Özellikle ekonomik ve ticari alanda yeni işbirliği olanaklarının geliştirilmesi üzerinde durulacak. Farklı alanlarda anlaşmaların işbirliğiyle ilgili ortamın ele alınması bekleniyor görüşmelerde. Ele alınacak başlıklar ve değerlendirilecek başlıklar arasında olduğunu söyleyebiliriz.